Evet, izleyiciler, takipçilerimiz, 1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla Vakıfiye 1 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kemal Albayrak'la beraberiz. Kemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Muhasebeciler Günü. İyiyim, Muhasebeciler Günü, evet. Neler söylemek istersin? 1 Mart'la 7 Mart arası Muhasebeciler Günü olarak kutlanıyor. Neler hissedersin bu Muhasebeciler Günü? Mutluyuz. Bir yoğunluktan çıktık. Şubat'ın yoğunluğundan, geçici vergi beyannameleri bayağı yordu bizi. Dördüncü dönem geçici vergiler son olarak yaptık tabii ki. Hmm. Kaldırdılar onu yine düzenlemeyle. Üç döneme indi. 1 Mart bizim için bir rahatlama. Ayın başı olarak rahatlık hissediyoruz. Mart dönemi girmiş oluyor tabii, gelir vergisi beyannameleri. Onlarla uğraşacağız bundan sonra. Yine yorucu bir dönem başlıyor, beyanname dönemi. Böyle. Şimdi esnafla uğraştığınız için, yani esnaf tacuk defterini, kitabını tutup işte muhasebesini siz tuttuğunuz için esnafla, esnafın durumu nasıl? Yani günümüzde esnaf neler söylüyor size? Esnaf nedir durumu esnafın? Mesela üretici mi esnaf? Neler söylüyor mesela? Zor koşullar mı var? Ne var yani esnaf? Ya şöyle şimdi, esnafın durumu sektör sektör değişiyor. Şimdi yaşadığımız bir pandemi dönemi var. Esnafın bazı sektörleri o etkiledi. Bazı sektörlerin içine geldi. Mesela gıda sektörü, lokanta falan filan. Bunlar kapanmak zorunda kaldı, zor durumda kaldı. İnşaat sektörü daha iyi oldu. Millet evde kalınca bir şeyler yaptırmak istedi. Şurası eksik, bu eksik, onu gördü. Tamir, mamir bir şeyler yaptırdı yani. Kısım kısım değişiyor. Şimdi son dönemde bir de kriz var. Aralık'ta başlayan bir dolar kriziyle beraber aşırı zamlanma oldu ürünlerde. Ondan sıkıntı var. Halkın sıkıntısı var yani, pahalılık. Esnafı etkiledi diyorsunuz bu zamlar peş peşe gelince. Mutlaka. Alım gücü azaldı. Alım gücü azalınca esnaftan alışveriş azalıyor tabii ki. Bir kilo alırken yarım kilo alıyor. Bu şeyden dolayı tabii, ekonomik sıkıntı dolayı esnaf zor durumda kaldı diyorsunuz yani. O anlamda mı? Aynen öyle. Yani ama bu her sektörü vurmadı diyorsunuz. Ya, kısım kısım. Tabii mutlaka vurdu. %100 vurmadı diyemem. Vurdu. Ama mesela elektronik sektörü geçen bir tane röportaj yaptık. O çok vurmadı bizi diyor. Mesela devlet destek geldi ya esnaf, hani maddi açıdan. Mesela diyor ben de aldım diyor. Aslında bana gerek yoktu diyor mesela. Ya tabii ki o tür destekler, devlet destekleri oldu ama ne kadar yeterli olacak ki? Pandemiden dolayı da işleri daha iyi olanlar da oldu yani. Mesela bir çay ocağı tamamen kapandı. Çok zor durumda kaldılar yani. Elemanlar çalışamadı. Lokantalar. İşçi mi çıkarmak zorunda kaldılar? Kaldılar. İşçi çıkaranlar da var. Çıkarmayı yasakladı devlet. Belli bir süre işçi çıkarma yasak hale geldi. Ondan sonra o kaldırıldı. İşçiler çıkarılıyor. Hele şu andaki asgari ücretin %50 oranında yükselmesinden de işçi çıkaranlar oldu. Peki siz mesela muhasebeci, yani hesapçıdan güzel yapan insanlar, sizin tabii ki muhasebe odanız var. Tabii. Konfederasyon var mı? Yani böyle bir mesela tavsiye bulunuyor musunuz? Yani sizin hesabınız kesin. Hesap yapıyorsunuz ya. Bürmok var Ankara'da, bizim odalarımızın bağlı olduğu yer. Görüş alıyorlar mı sizden? Yani bu ekonomik krizin işte bir muhasebeciler kaleminde şunlar şunlar giderdir. Bunlar işte dem tolay sos veriyor ekonomi ve bu sefer zam yapılıyor. Mesela sos veren gelirlerden tolay
Bu ekonomiyi düzeltmek için ne yapmak lazım? Yani Türkiye'nin ekonomisini siz muhasebeciler... Yani odalarımız tabii ki görüşüyorlar, biliyorlar işi. Bizim görüşümüzü çok fazla almaktan ziyade, her muhasebeci dolaşıp görüş almaktan ziyade odalar bizim temsilcilerimiz. Diyor Ankara'da böyle böyle sıkıntılarımız var diyor, esnafın böyle bir sıkıntıları var. Onları görüşüyorlar Dürmop'la. Dürmop ilgili bakanlıklarla irtibata geçiyor, konuyu izah ediyor, anlatıyor. Yani bu çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yani ekonominin düzelmesi için odalar sürekli görüş bildiriyor ve çözüm üretiyor. Ben örneğin diyebilirim ki bizim Dürmop Muhasebeciler Odası esnaf temsilcilerinden daha fazla uğraşıyor esnaf için. Esnaf temsilcisi olan esnaf kefaleti olsun, ticaret odası olsun. Esnaf odası da var. Esnaf odası da var. Dürmop kadar uğraşmıyor bu işlerle. Yani sizin konfederasyon mu olmuş olur Dürmop dediğin? Yani muhasebeciler Türkiye odası mı? Konfederasyon Türkiye, mu? Dürmop, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği. Oo. Ankara. Yani bunlar sürekli tavsiye evet, ediyor değil mi? Ekonominin nasıl düzelmesi konusunda. Aynen öyle. Sizce nasıl düzelebilir? Ekonomi mesela, siz de muhasebeci, yıllardan beri muhasebecilik yapıyorsunuz. Yani sizce nasıl düzelebilir? Mesela üretime mi geçmek lazım? Yani yerli mallara mı üretmek lazım? Dışa bağımlı dolara molara olmamak mı lazım? Üretim çok önemli. Ne kadar ithalatı azaltırsak ekonomi o kadar çamlanır. İhracatı çoğaltmamız lazım. Ama sanki bir güç böyle mesela mazot ve kübriye sürekli zam yaparak esnafı ortadan kaldırmaya çalışıyor gibi bir hava var. Yani toplumda daha doğrusu, sokakta daha doğrusu zaman zaman biz sokakta mesela ve de kahvede otururken şöyle bir soru çıkıyor. Vatandaş soruyor orada. Ya diyor, ya üretimle bu ekonomi kurtarılır. Tam üretici tarımla ilgili mazot pahalı, kübre de çok pahalı. Yani %100. Bir de elektrik eklendi ona. Şimdi bunlar nereden kaynaklanıyor? Tabii ki bunlar sadece iç piyasanın işi değil. Gübre pahalılanması, bilmem ne, o tür şeyler ithalatla ilgili. İthal ettiğimiz ürünler var, gübrede olsun. Ya kendimiz üretemedikten sonra dışa bağımlılıkta böyle şeyler oluyor. Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler çok. Kriz çıksın. Ondan nemalanmak isteyenler çıkıyor. Yani tabii bu siyasette çok fazla girmek istemiyorum. Siyaset yok, siyaset konuşmuyoruz. Yani, hayır. Kesinlikle yani, öyle bir düşüncemiz yok. Öyle bir şey konuşmuyoruz zaten. Aynen. Esnafın sıkıntısını anlatıyoruz. Esnafın dış muhasebenin aynen Türkiye'nin krize girmesini istiyor. Yani iyi olmamızı hiçbir ülke istemiyor. Hiçbir komşumuz istemiyor. Ya orada da dıştan yani, da bizi etkileyen etkenler var. Evet. Dış etkenlerden dolayı zamlanıyor. Peki siz mesela esnaf, yani sizin muhasebeci tuttuğunuz esnaflar ve devlet arasında, mali arasında bir köprü gibisiniz. Aynen. Şimdi devlet, bir devlet size katkı veriyor mu? Yani bir özlük hakkınız konusunda bir çalışma var mı? Yani memur statüsünde misiniz? İşçi statüsünde misiniz? Hangi statüsündesiniz siz muhasebeciler olarak? Şimdi devletin bize bir katkısı yok. Sorumluluk veriyor, katkı yok. Ücretini sen esnaftan alacaksın diyor, onun işini yapacaksın diyor ama benden yana davranacaksın. Kayıt dışını önleyeceksin. Devletin bize çok fazla katkısı olmuyor yani. Sadece sorumluluk var. Sorumluluk yüklüyor. Müeyyideler var, şunu yapmazsan şöyle olur, böyle olur. Bunu esnafa diyor tabii, esnaf da işini bize veriyor. O sorumluluğu biz yüklenmiş oluyoruz. Evet. Evet. 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeniyle tekrar Muhasebeciler Gününüz kutlu olsun. Son olarak neler söylemek istersiniz? Trabzon Büyük Liman TV ekibi olarak biz size, siz bize ve takipçi izleyicilerimiz var. Konuk olduk size daha doğrusu. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ya inşallah ekonomi düzelir diyorum. Bir şekilde nasıl olacaksa krizin bitmesini istiyoruz. Bu pandeminin tamamen sonlanmasını istiyoruz. Esnaf kazanırsa biz kazanıyoruz. Esnaf varken biz varız. Yokken biz yokuz yani.
Evet. O yüzden esnafın güçlü olmasını istiyoruz. İnşallah bol kazanç verir esnafa. Biz de ücretlerimizi tahsil edebiliriz. Sizin öyle de bir sıkıntılarınız var değil mi? Öyle de sıkıntılarımız oluyor. Evet. Tahsilat konusunda da sıkıntı var değil mi? Tahsilat konusunda da sıkıntı olabiliyor. Hmm. Peki programımıza katıldığınız için size Trabzon Büyük Liman TV ekibi olarak çok çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmaları diyoruz. Allah çok sağ olun. Teşekkür ediyorum ben de.